أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد عالمlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat onun Resulüne, selam onun izinden gidenlere, ona tabi olanlara, hepinize, hepimize olsun. Ey insanlar! Ey iman edenler de değil bakın. Ki genelde Mekke'de inen surelerde insanlar diye hitap edildiği söylenir. Meğer öyle değilmiş bakın. Bu ilke çok da tutarlı bir ilke değil. O zaman Mekki sure, Medeni sure fark etmez. Her yerde ey insanlar diye bir hitapla karşılaşabiliriz. İnanan inanmayan ayrımını artık Allah ortadan kaldırıyor. Ve insan mısınız? O zaman dinleyin diyor. İttakû rabbekum. Rabbinize karşı takvalı olun. Bakın ikinci defa Allah vettakullah diyecek, Allah'a karşı takvalı olun. İlkinde Rabbinize karşı takvalı olun. Sanki genel bir kural olmasa dahi öğrenebildiğimiz kadarıyla, görebildiğimiz kadarıyla Rab konusu daha çok genel anlamda bir ifadeyle birlikte anlatılır bize. Allah konusu kendisine inananlarla birlikte anlatılır. Yani mesela ilk inen ayetlere bakınız, Allah lafzı geçmiyor. Ta sonlarda geçer Alak suresinin sonunda. Hep nedir? İkra bismi rabbikellezî halak. İkra ve rabbukel ekram. Rab, Rab diye geçer. Kur'an'ın başında da önce, Allah'tan önce Rab ifadesi gündeme gelir değil mi? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah geçir sonra bu Allah'ı tanıtmak üzere Rab'ı anlatır. Rabbul alemin. Son surede de قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ der değil mi? İnsanların Rabbi. Rab konusu insanları eğitme, insanların hayatına müdahale etme, hayatını baştan dizayn etme hakkını elinde bulunduran Allah'ın vasfı olarak anlatılır. Onun için ey insanlar dedikten sonra Rabbinizden sakının, takvalı olun dedikten sonra bu kez ikinci kez وَاتَّقُوا اللّٰهِ der. Yani inanıyorsanız böyle bir Rabbe, o da Allah'tır ki o Allah'a karşı takvalı olun diyecek. Takva neydi? Sakınmaktı. Bir tek kelimeyle söylersek böyle. Ama neden sakınmak? Bakın Allah'tan korkmak diye tercüme edildiği zaman çok fazla iç açıcı bir izah olmuyor. Allah'tan sakınmak. Nesinden? Allah'ın bizatihi zatından değil tabii ki. Ya onun rızasını kaybetmekten sakınmak. Onun cehennemini, gazabını hak etmekten sakınmaktır. Cennetini kaybetmekten, ondan mahrum olmaktan sakınmak. İttika budur. Takva bu. Sahabenin ifadesiyle de dikenli yolda yürürken dikenin batmaması için gayret sarf etmek, öyle değil mi? Öyleydi. Peki diken batmadan gidilir mi? Gitmeme imkanı olabilir. Ya da gitme imkanı olabilir. Ya diken batarsa? Diken ayaktayken hareket etmezsiniz. Ne yaparsınız? Dikeni çıkar, öyle devam edersiniz. Yine batmaz mı? Yine batabilir ama yine çıkarır, öyle devam edersiniz. Yine çıkar, öyle devam edersiniz. Haramlar da böyle. Haram işlemez değil muttaki olan. Haram işler ama işlediği haramla birlikte ikinci adımda hayatını devam ettirmez. O haramı temizler, öyle devam eder. Yine işler mi? Yine işleyebilir. Yine tevbe eder. Çıkarır o haramı hayatından. Hayatına öyle devam eder. Takvayı böyle anlayalım. Allah'a karşı, Rabbinize karşı takvalı olun, bilinçli olun, sorumluluklarınızın farkında olun. Öyle Rab ki sizi bir tek nefisten yarattı, ondan da eşini var etti, ondan da birçok erkek ve kadın yeryüzünde yaratıp yaydı. Bu ayeti kerime üzerinden ya da benzeri ifadeler üzerinden çok şey söylenir değerli kardeşler. Allah'ın burada önümüze koyduğu bir gerçek var. O da şudur. Kim olursanız olun. Renginiz, ırkınız fark etmez. Hangi inanca mensup olursanız, Yahudi, Hristiyan, müşrik, münafık, Müslüman fark etmez. Hepiniz bir tek insandan yaratılmışsınız. O da Adem'dir. O da Adem'dir. Hepinizin kökeni aynıdır. Farklılıklarınızın hepsi bir tarafa, sonuçta siz bir babanın çocuklarısınız. Dünyanın neresinde olursanız olun, ne iş yaparsanız yapın, neyle meşhur olursanız olun, neye inanırsanız inanın,
bir babanın kardeşlerisiniz. Surenin başında bu niye söylenir? Farklılıkları bir tarafa bırakın da aynı babanın çocukları olarak aynı inanca, aynı Rabb'a kulluk yapmanız gerekmez mi diye bir çağrıdır. Babanız bir. Aynı ailenin fertlerisiniz. Aynı ailenin fertleri olarak siz hayattasınız. Sizi çünkü bir tek nefisten yarattı. Arkasından Müslümanların, Allah selamet versin, geçmişteki Müslümanların üzerinde çok konuştukları ama anlatılanlardan kafalarında çok karışık olduğu anlaşılan bir konu var. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا Ondan da eşini var etti. Ondan, minha. Kim o? Nefisten. Kim o? Adem. Yani Adem'den eşini mi var etti? Adem'den eşini var ettiği gibi anlaşılıyor. Tabii ne zaman böyle anlaşılır? Siz nefsi Adem olarak ortaya koyarsanız, Adem'den yarattı derseniz, o zaman Adem'den derken de Adem'in nesinden olur? Adem'in vücudundan, vücudunun bir parçasından annemiz yaratılmış, Havva yaratılmış, kadın yaratılmış dersiniz. Hele ki bir de kendi kitabınızdan çok, sizden önce indirilen kutsal kitaplara, Tevrat'a ve İncil'e daha fazla önem atfediyorsanız, ne demek yani? Hep öyle yapıyoruz ya. Tevrat'ı öne geçiyor. Orada bir bilgi varsa maazallah Kur'an'dan daha değerli bir bilgi olarak önümüze koyuyoruz ve onun üzerinde konuşmaya çalışıyoruz. Eğer böyle bir bilgi de varsa Tevrat'ta, tamam vay bu ayetin başına gelenlere. Ne oldu o zaman? Havva Adem'den yaratıldı. Nasıl yaratıldı? Kaburga kemiğinden yaratıldı. Adem cennetteydi, uyuyordu, dinleniyordu. Birden uyandı, baktı yanında bir kadın. Sen kimsin, nesin dedi. İşte ben kadınım dedi. Niçin yaratıldın? İşte seni teselli etmek için yaratıldım dedi. Ondan sonra baktı ki işte kaburgası patlamış, oradan kadın dünyaya gelmiş. Tevrat'ın anlattığı bu. Böyle olunca tabii ki öteden beri bizde bir efsane olarak anlatılır. Kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Ha diyeceksiniz hocam, yani biz hadislerde de okuduk. Kadın kaburgadan yaratıldığını Hazreti Peygamber de anlatıyor. Allah için hadislerin cümlesini cımbız gibi içinden çekerek okumayın. Ayetlerde böyle yapıyoruz, yanlış yapıyoruz. Hadiste peygamber kaburgadan bahseder, kadından bahseder, doğru. Ama nesinden bahseder? Devamını okuyun. Allah Resulü diyor ki, kaburganın üst tarafı eğridir. Kadınları düzeltmeye kalkarsanız, kadın kaburga gibi yaratılmıştır dedikten sonra, kadınları düzeltmeye kalkarsanız, kaburgayı düzeltmeye kalkarsanız kırarsınız. Onu kendi haline bırakmayın da diyor. Yani düzeltecekseniz makul bir süreçle, makul tedrici bir yöntemle onları düzeltin. Ne oldu şimdi? Kadının kaburgadan yaratıldığını değil, kadının kaburga gibi eğri yaratıldığını. Hoppala. Şimdi ne oldu? Yani peygamber kadını eğri diye nitelendirdi. İyi de kardeşim, yani kaburga kemiğinin zaten normal olması gereken şekli eğrilik değil mi? Yani kaburga kemiği düz olduğu zaman zaten problem. Düz olur mu kaburga kemiği? Kaburga kemiğinin göğüs kafesini koruması için zaten eğriliği normaldir. Yani onu da siz düzgün yapmaya kalkarsanız vücut fizyolojiniz kalmaz, fiziğiniz kalmaz. Daha doğrusu problem olur. Nedir bu mesele o zaman? Bir gerçeği anlatmak için peygamber her zaman gördüğümüz bir gerçekle ifade etmeye çalışıyor. Eğridir, yani kırılgandır, hassastır ki en hassas kemiklerden birisi kaburga. Allah Resulü kadını bununla bize izah ediyor ve onların üzerine varmayın, kıracak kadar üzerlerine gitmeyin, bir tedrici metotla onları eğitmeye çalışın diye ifade ediyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Şimdi ayete gelelim. Peki o zaman ne anlayacağız bunu? Böyle ayetleri çevirdikleri zaman meal yazan kardeşlerimiz, hocalarımız, o zaman yani böyle dediklerine göre biz nasıl farklı anlayacağız? Nefis kelimesi Kur'an-ı Kerim'de değerli kardeşlerim öz cevher anlamına da kullanılır. Hatta siz nefsi sürekli Adem olarak nitelerseniz mesela şöyle bir ayeti okuduğunuz zaman buna anlam vermekte zorlanırsınız. Mesela Rum suresi. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا Allah'ın ayetlerinden birisi de, tırnak içinde söyleyeyim, sizin nefislerinizden eşlerinizi yaratması. Tercüme edin şimdi. Eşlerimiz bizden mi yaratıldı?
Eşlerimiz bizden yaratılmadı bu anlamda, demin ifade ettiğim anlamda. Ama Allah ne diyor bakın? خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا Kendinizden yaratıldı. O zaman nefis kelimesi olsa olsa öz ve cevherdir. Temel unsurdur, ana unsurdur. Ne yani peki o zaman nasıl anlayacağız bunu? Eşlerinizi sizinle aynı özden, sizin bizzati kendinizin yaratıldığı öz cevherin aynısından eşleriniz de yaratmıştır. Yani kadının yaratıldığı öz ile erkeğin yaratıldığı öz aynıdır bu anlamda. İfade edilen budur. Nahl suresinde de buna benzer bir ayet var. وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا O Allah ki nefislerinizden eşlerini yarattı. Yani aynı özden, aynı nefisten, aynı cevherden, aynı unsurdan eşleri yarattı. O zaman dönelim buraya. Sizi bir tek nefisten, cevherden yaratan Allah, eşini de aynı cevherden yaratan Allah. Ne oldu şimdi? Kadınla erkek aynı yaratılış itibariyle aynı düzeyde oldu şimdi. Aynı cevherde. Siz bunu kalkıp Adem'den yaratıldı, kaburgasından, yok böğründen, yok karnından çıktı derseniz bu olmaz. Sadece Tevrat'ın söylediklerini, efsaneyi tasdik etmiş olursunuz. O kadar. Tekrar edeyim. اَلَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا Sizi bir tek nefisten, özden, cevherden yaratan, aynı cevherden de eşini yaratan Allah. Böyle anlıyoruz ayet-i kerimeyi. Peki buradaki önemi ne? Bu ilk cümledeki bu ifadenin önemi nedir? Çünkü sonra gelecek ayetlerde kadın söz konusu olacak. Anne, eş, kız, kız kardeş olarak kadından söz edilecek. Bunları farklı bir yere koymayın. Onların da sizden farklı bir tarafı, bir özelliği yoktur demeye getiriyor. Baştan bir defa Allah bizimle kes anlaşıyor bakın. Kadınlarınız da sizin aranızda bu anlamda fark yok. Aynı özden geliyorsunuz. Sorumluluklarınız farklı ama insan olarak aynıdır. İkinci sınıf, üçüncü sınıf, beşinci sınıf değildir demek adına kitabın, surenin başına Rabbimiz bu kuralı yerleştirdi. Hepiniz bir tek nefisten, özden yaratıldı. Eşleriniz de, kadınlar da aynı özden yaratıldı. Ve bu ikisinden, kadın ve erkekten, yeryüzünde birçok kadın ve erkek yaratılıp yayıldı. Ve Allah'a karşı da takvalı olun. Öyle Allah ki, siz o Allah ile birbirinize istekte bulunursunuz. Allah aşkına dersiniz, Allah için dersiniz, Allah adına dersiniz, onunla isteklerde bulunursunuz. Allah'ı gündeme getirirsiniz. Hatta bu Allah'ı gündeme getiren sadece biz Müslümanlar değil, müşrikler de hakeza vallahi billahi derler. Hristiyanlar, Yahudilerin de öyle bir Allah farkı var, anlayışı var ama farklı tabii ki neticede. Ama böyle bir Allah'a karşı takvalı olun. Vel erham, rahimlere karşı. Rahim, rahmet kelimesi, rahman kelimesi aynı kökten türer. Kadınların rahimleri de aynı kökten türer. Yani aynı rahmi paylaşan insanlar, yani akrabalar, akrabalık bağlarıyla birbirine bağlı olanlar var ya, onu anlatın. Sıla-i rahim dediğimiz de budur değil mi? Sıla-i rahim. Ne oldu şimdi? Vel erham, akrabalık bağlarınızla gözetin. Ona karşı da vettakû yapın. Takvalı olun. Bilesiniz ki Allah üzerinize gözetleyicidir. Allah sizi gözetlemektedir. Hayatınız Allah'ın gözetimi altında geçmektedir. Gizli kamera falan yok. Gözetilebilirsiniz. Girdiniz mi dikkat edin, olabilir olmayabilir değil. Her an Allah'ın murakabesi altındasınız. Allah'ın olmadığı, Allah'ın bizi gözetlemediği bir tek karış yoktur değil mi? Bir tek zaman dilimi de yoktur. Olmazdı zaten. O zaman ne yapacağız yani? Bunu bilmek meseleyi çözmüyor. Bildiğimize iman etmek zorundayız değerli kardeşim. Allah'ın bizim üzerimize gözetici olduğunu bilmek yetmiyor. Bu bilgimizi imana dönüştürmemiz lazım. Neyi söylemeye çalışıyorum? Yani hayatımızda Allah her an bizi gözetiyor gibi yaşamıyorsa biz bunu sadece bilgi düzeyinde kabul ediyoruz. İman düzeyine çevirmedik demektir. Bu problemdir. Bu çözmez mesele. Onun için hani mesela bazen girersiniz bir yere, orada gizli kameralar, rahat hareket etmezsiniz. Yani ne olur ne olmaz gibisinden biraz kendinize çeki düzen verirsiniz. Böyle gizli mizli değil, kesinlikle ve kesinlikle gözetleniyorsunuz. Ve üstelik öyle bir gözetleme ki,
sadece fiziksel görüntüleri yakalamıyor bu kamera. Aynı zamanda iç dünyanızdakileri de yakalıyor. Yani mesela benim burada oluşumu gözetlediği gibi Allah burada oluş niyetimi de gözetliyor, kayda geçiyor. Oluş niyetimi, niçin buradasın? Ya da sizin burada oluş niyetinizi, niçin buradasınız? Geçerken mi uğradınız? Yoksa iş olsun, maksat kalabalık olsun diye mi? Niyetlerimizi de Allah kayda geçirecek. Bütün ameller böyledir. Öyle bir gözetleyici. Şoför kardeşlerimiz daha iyi bilir değil mi? Trafik polisinin o ışığını gördükleri zaman ayağını gazdan çeker. Ne olur ne olmaz, işin ucunda 200 milyon olabilir değil mi? Hadi yürek varsa gazı devam et, basmaya devam et. Mümkün değil mi? Niye? Çünkü radar var. Hatta ihtimal varken de çekiyorsunuz. Çünkü bir hafta önce buradan geçtim, burada vardı. Yine olabilir mi? Bakın ihtimalle bile hareket ediyorsunuz değil mi? Ama Allah ihtimal değil mi? Bakın. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Üzerinize gözeticidir. Kontrol ediyor şu anda sizi. İlk ayeti Rabbimiz böylece izah etti. Bunu böyle anlarsak meseleyi bitiririz. Çünkü bu surede değerli kardeşlerim, üç tane temel ilişki biçimini Allah bize öğretecek. Allah bizden, Müslümanlardan üç ilişki biçimimizi düzeltmemizi isteyecek. Birincisi, Allah'ın kendisiyle olan ilişkilerimizi, ki namaz ve namazla ilgili ahkam, ibadete taalluk eden olaylar anlatılacak Nisan suresinde. İkincisi, bizim ailemizle ilişkilerimiz, aile içerisindeki kendi en yakınlarımız ve uzaklarımız, akrabalarımızla ilişkilerimizin nasıl olması gerektiğini anlatacak. Üçüncü ilişki biçimi de bizim dışımızda, münafıklarla özellikle, münafıklarla. Yani her türlü sıkıntının üstesinden geldiğini zanneden, kaytaran insanlarla ilişkilerimizi bu sure yoğun olarak bize anlatacak. Münafıklarla, Yahudilerle ve Hristiyanlarla ilişkilerimizin ne düzeyde, nasıl bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini de bu sure anlatacak. Allah'la ilişki, aile içi ilişkiler ve uluslararası ilişkilerin nasıl olması gerektiğini anlatan bir sure okumuş olacağız. Ve yine baştan şunu da söyleyelim. Şu iki husustaki ilişkilerimizi de düzenlediğimiz zaman Allah bize mutluluk garantisi veriyor. Saadet garantisi veriyor. Saadet garantisi. Yani köşeyi döneceğiz mi? Ya öyle değil. Saadet köşeyi dönme anlamına değil. Niye? Asr-ı saadetin durumunu bilirsiniz. Asr-ı saadet deniyor. Mutluluk çağı. Ama nasıl mutluluk çağıysa Hazreti Peygamber'in bazen evde yiyecek olmadığından dolayı günleri oruçlu geçirdiği bir dönem mesela. Buna asr-ı saadet deniyor değil mi? Saadet çağı. Ya da sahabenin bile hakeza aynı şekilde peygamberle birlikte gece yarısı bir yerde bir ekmek bulabilir miyiz diye bir sahabenin kapısını çalmak üzere gece yarısı sokağa çıkmak zorunda kaldıkları bir dönem. Söylerken de hayal ediyoruz ya gerçi. Ama mutluluk çağı değil mi? Saadet çağı. Bütün bunlardan bir mutluluk tablosu çıkmış mı? Çıkarıyor Allah Resulü ve sahabe-i kiram, hayat önderleri. Şu iki hususlu biz garanti ettik mi Allah da bize saadeti garanti ediyor. Ama öyle bir saadeti. Birincisi, aile içerisindeki insani ilişkilerimizi düzenlediğimiz zaman. Allah'ın önümüze koyduğu vahiy penceresine göre, vahiy penceresinden baktığımız şekle göre düzenlediğimiz zaman. İkincisi, insan servet ilişkisini. Bu iki ilişki biçimini garanti ettik mi? Allah da bize mutluluk vaadini veriyor. Aile ilişkilerimiz ve servet ilişkilerimiz. Servet ilişkilerimiz. Bir daha söylüyorum, servetle ilişkilerimiz. Bu ikisi varsa, ilişkilerimiz doğruysa, Allah'ın rızasına uygun paralel bir şekilde ise mutluluk, evet, bizim için. En rahatsızlık verici maddi unsurlardan bile güzel mutluluk tabloları çıkarma imkanımız olur değerli kardeşim. Ama bu iki ilişki biçimimizde bir zaaf varsa, bir yamukluk varsa mümkün değil bir mutluluk tablosu çıkaramazsınız. Aileyle ilişkilerimizin, insani ilişkilerimizin Allah tarafından belirlenen şekle getirilmesi ve servetle, mal, mülk ile
dünyalıkla, dünya ile ilişkilerimizin yine Allah'ın razı olduğu şekle dönüştürülmesi. İnşallah bunlardan oluruz. İlk ayet-i kerimede Allah özellikle bizi bize bir babayla hatırlatır, takvayı hatırlatır. Herkes aynı babanın çocuğu bir aile ferdi olarak hatırlatır. Allah'a karşı sorumluluklarınızın bilincinde olun der, akrabalık bağlarını gözetin der. Ve ayet 2. وَاَتُ الْيَتَامَا اَمْوَالَهُمْ Yetimlere mallarını veriniz. وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَب۪يثَ بِالطَّيِّبِ Kötüyle iyiyi, çirkinle güzeli, yani haramla helali karıştırmayınız. وَلَا تَأْكُلُ اَمْوَالَهُمْ اِلَى اَمْوَالِكُمْ Bu nasıl yani? Yani kendi mallarınızla onların mallarını, yetimlerin mallarını birbirine karıştırarak, halal, helal haram karıştırarak yemeyiniz. İnnehu kâne huben kebîra. Bu çok büyük bir günahtır, çok büyük bir vebadır. Mekke döneminde inen, hicretten önce inen surelerde Rabbimiz yetimlerin hakkına çok fazla riayet ile ilgili ayeti kerime indirir. O kadar yetimlerin hakkına riayet emri veriyor, tavsiyeler bulunuyor ki sahabe-i kiram efendilerimiz artık bir evde yetim oldu mu o evin neredeyse yanından geçmeyecek hale gelmiştir. Yani olabilir ki onların mallarından biraz bizim mallarımıza karıştırırız bilerek ya da bilmeyerek bu tehdite müstahak oluruz diye öyle hassas davranmaya çalışmışlar ki neredeyse evlerinin yanından bile geçmez hale gelmişler. İlişki biçimi bir tarafa bağlı. Sonraki dönemlerde Müslümanların bu hassasiyeti kâr yerine zarar vermeye başlıyor topluma. Bu kez yetimler, toplumda herkes hassas değil. Hassas olmayanlar yetimlerin, özellikle mal mülk sahibi, servet sahibi olan yetimlerin o servetini istismar etmeye yetenen insanlar ortaya çıkıyor. Sanki Allah da şöyle demeye başladı. Yani biz size vurun dedik, öldürün demedik ki. Ama siz tamamen uzak kalırsanız, iyilik ve hayırlı bir yolla onların malına göz kulak olmazsanız, sahiplenmezseniz, kol kanat germezseniz, birileri de istismar eder diye ayetler geliyor Medine döneminde. Ve Müslümanlar bu emirle birlikte yetimlerin mallarına karışmamak değil, hayırlı ve adil bir yolla karışma yolunu tercih ettiler. İşte bu Nisa suresi de bunu düzenleyen ayetleri içeriyor. Özellikle ilk başta okunacak ayetlerde. Yetimlerin mallarını veriniz. Birbirine karıştırmayınız. Kim o yetim? Tabii öncelikle kendimizden hareketle ama daha sonra bizim uzağımızdan hareketle bunu anlamaya çalışacağız. Olur. Kardeşimiz ya da abimiz vefat eder. Malıyla ortak olarak biz çalışıyoruz. Abimizin, kardeşimizin çocukları ya da yeğenimizin çocukları ya da amca ve dayımızın ya da yakın bir akrabamızın çocukları bize yetim olarak kalır. Babasıyla ortaklık yapıyorduk. Malları bize kaldı. Ne yapacağız? Nisa 2'yi hatırlayacağız. Alın sizin malınızı ben karışmayacağım deme hakkımız yok. Tam tersine onların mallarını koruma hakkımız, görevimiz var. Ama nasıl? Birbirine karıştırarak değil. Babaları yok diye fırsat bilerek değil. Koruyucuları yok diye fırsat bilerek değil. Aynen eski ortaklıkta nasıl hassas davranıyorsa, nasıl ortaklık hukukuna riayet ediyorsa, baba gittikten sonra da o yetimlerin hakkını aynı şekilde koruma görevimiz var. Bu Allah'ın bize yüklediği bir kulluk görevidir. Bir ibadettir. Bundan kendimizi müstahni göremeyiz. Kaçamayız da. Tabi yetimin Kur'an misanındaki karşılığıyla bizim toplumdaki karşılığı farklı. Bir cümleyle izah edeyim. Kur'an'ın yetim diye anlattığı henüz buluğ çağına varmayan, değil mi? Baliğ olmayan, henüz rüştüne ulaşmayan, yani gücüne ulaşmayan ve babası vefat eden çocuk. Babası vefat, annesi değil. Babası vefat etmiş, buluğ çağına ermemiş çocuk yetimdir ve onların hukukuna, hakkına böyle bir riayet söz konusudur. Buluğ çağına erdikten sonra yetimlik özelliği biter. Yine tabii ki mala haksızlık yine söz konusu değil. Malum o değil ama yetim olarak değerlendirilmiyor. O normal insan ilişkiler açısından
değerlendirilmesi gereken bir insan olarak görülüyor Allah tarafından. Yetim bu. Hani bizde öksüz yetim ayrımı falan var ya, onu kim nasıl tarif ediyor bilmiyorum ama Kur'an'ın yetim diye önümüze koyduğu insan sınıfı bu. Babası vefat etmiş, bir uçağına ermemiş çocuk. Allah böyle bir görevi bize yüklemiş oluyor. Subhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk.